Lavrov, Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmalar tüm tarafların çıkarlarını gözetmeli. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da lider Kim Jong-un ile görüşmesinden önce mevkidaşı Ri Yong-ho ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasında yapılması planlanan anlaşmaların ilgili tüm tarafların çıkarlarını gözetmesi gerektiğini ifade etti. Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sürece müdahale etme hakkını kendilerinde görmediklerini ancak tüm tarafların çıkarlarını gözeten anlaşmaları desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, elbette, Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını gözetecek somut anlaşmalara destek vermeye hazır olacağız, ifadelerini kullandı. Moskova'nın Washington ile Pyongyang arasında olduğu gibi Pyongyang ve Seul arasındaki iletişimden de memnun olduğunu kaydeden Lavrov, müzakerelerin başarılı olmasını diledi. Lavrov, Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununun yaptırımlar kaldırılmadan çözülemeyeceğini de vurguladı. Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunun çok bileşenli olduğunu ve aceleden kaçınılması gerektiğini ifade eden Lavrov, çözümünün zaman alacağına işaret etti. Nükleer silahların yok edilmesinin tek bir oturumda mümkün olmadığına dikkat çeken Lavrov, bunun temin edilmesi konusunda müzakere sanatı öne çıkacak. Bu nedenle, mutlaka bazı aşamalar olmalı, diye konuştu. Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler hakkında da konuşan Lavrov, ekonomik ilişkileri BM'yi Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde genişletebileceklerinin altını çizdi. Lavrov, Karlov'u yad etti. Full diğer taraftan Lavrov, daha önce Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi olarak görev yapan ve Ankara'da düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un anıt tabelasını ziyaret etti. Karlov'u yad eden Lavrov, Rusya Büyükelçiliği'nin duvarındaki anıt tabelanın önüne çiçek bıraktı. Lavrov, eski Kuzey Kore liderleri Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in anıtlarına da çelenk bıraktı.